Merhabalar, Nilire TV ekranlarında sizlerleyiz. Bugün Mersinlere Batı inancınız var mı, varsa nedir diye soruyoruz. Hazırsanız başlayalım. Batı inancınız var mı, varsa nedir? Var, birkaç tane var. Kara kedi var mesela. Önümden geçmesini hiç istemem, sevmem de. Hatta geçtiği zaman falan arkamı dönerim ki önümden geçmiş olmasın. Ondan sonra merdivenin altından geçmem. Geceleri ıslık çalmam. Onun dışında çamaşır yıkama günleri vardır bir de. Her gün yıkamayız. Yani batıl bir inancım yok da insanların batıl inancı var. Mesela ne gibi? Yani mesela işte duvarlara asıyorlar ya böyle göz şeklinde boncuklar moncuklar. Onlar batıl inançlar. İnsanların yaşantısında zaten çoğu batıl inançta gidiyor da hayatta herkesin zaten çoğu bağlantı şeyle gidiyor. Hani batıl inanç üzerine gidiyor herkes. Bir batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Tabi Allah'a batıl inancımız var. Ya çok şükür Müslümanız. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Hayır. Batıl inanca inanmıyorum. Sadece Allah'ın birliğine, peygamberimize. Onun yolundan, izinden gitmeye devam ediyoruz. Ondan gerisi boş. İyi günler, merhaba. Bir batıl inancınız var mı? Bir batıl inancım yok şu anda. Eskiden vardı ama şu anda yok. Eskiden ne gibi bazı inançlarınız vardı? Mesela şu anda şuna önem veriyorum. Bıçağı uzattığın zaman karşıdakinin almaması. Yere bırakıp, yani masaya bırakıp kendinin oradan alması. Yani öyle olunca hani ya kavga çıkar ya da Allah korusun evde bir kötülük olur yani diye. Batıl inanç. Öyle bir batıl inancımız var. Kara kedi görünce saçımı çekip tükürüyorum. Çünkü neden? Kara kedi uğursuzluk getirir, saçını çekip tükürmen gerekiyormuş. Bir de şöyle bir batıl inancım var. İki kişi mesela kafan çarpıyorsan yanlışlıkla kafa kafaya bir daha çarpman lazım. Çünkü saçların dökülürmüş. Ya da yerde otururken üstünden biri atlarsa bir daha atlaması lazım. Boyun kısa kalırmış. Böyle saçma batıl inançlarım var. Bir batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Yoktur. Batıl inancım var mı? Ya ben falları batıl buluyorum ama fal inancım var, evet. Yani insanların baktığı fallar doğru çıkmıyor ama benim baktığım falları ben kendimce, yani doğru bildiğime inanıyorum. O hislerle alakalı ya biraz. Batıl inancım hani şey yok aslında. Müslümanlara karşı Müslümanım zaten. Yani Müslümanım zaten. Bir batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Yok sanırım. Bilmiyorum. Ben kapım açık uyuduğumda ondan sonraki günün kötü olacağını düşünüyorum. Yani rüyalarım falan da kötü geçiyor. Yaşadığım şeyler de kötü oluyor. Günüm mahvoluyor gibi bir şey oluyor. Ne gibi kötü şeyler yaşadınız mesela? Bilmiyorum. O gün ilişkilerim bozulmuştu. Arkadaşlarım benimle konuşmuyordu falan. Rüyalarım da kötüydü yine dediğim gibi. Batıl inanç var. Öpüp başa koymak. Abi bu şey var ya, ben ona inanıyorum. Şemsiyeyle geçemiyor musun alttan? Merdivenin altından. Ayrı değil misin ona? Merdiven abi, bilmiyor musun onu? Şemsiyeyle geçilmiyormuş. Biliyorum kardeşim, evet. Ona inanıyorum abi ben mesela. Aynanın altından geçtiğimde kötü şans diyorlar. Daha önce böyle bir şey yaşadın mı peki? Yaşadım. Aynanın altından geçtim, üstümden bisiklet geçti abi. Batıl inanç abi, siyah kedi görünce saçımı 3 kere çekiyorum. Çekmediğin oldu mu hiç? Başına kötü bir şey geldi mi bundan ötürü? Abi geldi mi? Yok ya, gelmedi abi, inanmıyorum ben. Ama öyle bir batıl inanca bir şeyim var, inancım var yani. Bir batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Yok, düşünmüyorum da. Yani olacağını da istemiyorum. Yok. Yok. Batıl inanç bana saçma geliyor ya. Şimdi şöyle bir şey var. Mantıklı inanç vardır. Batıl inanç da genelde kültürden, aileden gelir ya. Uzak doğudan. Uzak doğu dedim de Türkiye'nin uzak doğusu değil. Genelde Avrupa tarafının uzak doğuları. Bulduğunuz saçma bir batıl inanç var mı? Şimdi Hindistanlılarda çok bulduğum bir batıl inanç var. İneğe tapan var, güneşe tapan var. Aslında nimetin nereden geldiğini bilen insan zaten ona bir bağlantı kurmaz. Ondan bir minnet eylemez. Şimdi genelde onlar bir nimetin veya bir, nasıl diyeyim size, bir ekmeğin oradan geldiğine inanır. Ama aslında mantıklı baktıkları zaman oradan gelmediğini bilirler. Ama bunu da şey yapıyorlar. Şimdi aile baskısı var. Nasıl diyelim, şu an genel Türkiye'deki insanlar Müslüman geneli. Ama şöyle Müslüman, aile baskısından Müslüman olan var. Taklidi iman var. Taklidi iman da zaten aileden gördüğümüz bir iman. Aslında sorgulamak lazım. Biraz da bakmak, okumak lazım. Kur'an'ın da ilk emri zaten okudur. O yüzden batıl inanç biraz bana saçma geliyor. Yani batıl inancım da yoktur. Vallahi batıl inancım yok. Yani
bu konu hakkında da yani bilmiyorum. Ailemizden gördüğümüz şeyler var fakat inanmıyorum yani açıkçası söyleyeyim. Yok yani. Gördüğünüz ne gibi şeyler var? Mesela kara kedi olur, gece tırnak kesme. Böyle şeyler yani daha çok geleneksel şeyler. Duş almadan dışarıya çıkarsam başıma kötü bir şey geleceğine inanıyorum. Nasıl diyeyim? Hani duş almadan mesela ben patenciyim. Paten sürerken hani hep düşerim mesela duş almadan dışarı çıkarsam falan. Hep öyle oluyor. Başıma kötü bir şey geliyor. Garip yani. Şöyle diyeyim size. Mesela yılandan çok korkarım. Yani görsem kaçar giderim yani o derece diyeyim size. Yani yılan görünce başınıza kötü bir şey geleceğine mi inanıyorsunuz? Aynen öyle. Çünkü köyde çok görüyorduk. Her onu gördüğümde de kötü bir şey geliyordu başıma. Aynen. Abi gri eşofmanla dışarıya çıktığım zaman hep başıma kötü şeyler geliyor. Ama bu sefer iyi ki gri eşofmanla çıkmadım dışarıya. Mesela ne gibi başınıza kötü olaylar geliyor gri eşofman gittiğinizde? Bir ara kafama kuş sıçtı. Ayıptır söylemesi. Basket oynarken hem de. Bazen işte geliyor mesela yoldan geçiyordum geçen. Adam geldi elime şey döktü üstüme. Su döktü bir şey döktü. Hep bir şey kötü bir şey geliyor yani. Bir batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Yok abi. Hiçbir batıl inancın yok mu? Batıl inanç yok. Senin var mı? Batıl inancım yok ya. Batıl inancınız var mı? Varsa nedir? Yok. Hiç korkup çekindiğiniz bir batıl inancınız yok mu? Bilmiyorum ben. Yok yani. Bir batıl inancım yok.